kına gecelerinde gelini ağlatmak için yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diyorlar ya. O türkü sadece gelinleri ağlatmak için değil, kamu spotu gibi yıllarca bizi uyarmaya çalıştı ama kimse anlamadı. Niye anlamadık? Ne diyorsun sen? Ulan yüksek yüksek tepeler evle doldu. Şarkıda dolmasın diyordu, anlasana. Sadece tepeler değil, dere kenarlarına bile ev yaptılar. En ufak bir depremde veya selde yerle bir oluyor evler. Tamamdır Aslım abi, şey abi. Tüh, adam iş güvenliğinden gitti, gördün mü? Ulan bu taş daha beni taşımıyor. Bu binayı nasıl taşıyacağım? Bana koyuyor arkadaş. İki üniversite bitirip inşaatlarda çalışmak. Ben hiç okumadım ama bazen bana bile koyuyor. Zamanla alışırsın, merak etme. Emine açın kına. Oo, Türkçe konuşun, Türkçe. Hayırdır Arif abi, niye bağırıyorsun? Yeni gelen işçi Kürtçe konuşuyor. Türkçe konuşsa hepimiz anlarız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Tamam da Türkçe bilmiyor çocuk. Bütün usta başları oturuyor. Hoş geldin abi. Hiç hoş gelmedim. Ulan kaç yıl oldu hala bir inşaatı bitiremedik. İnşaatı bizden çok internet etmek isteyen kişiler kullanıyor. Her gün ikinci sayfa gazete haberlerinde bizim inşaatı görmekten bıktım. Ne yapalım abi? Piyasanın en ucuz mallarını araştırıyoruz malzeme alırken. Malzeme olmayınca da çalışamıyoruz. Elinizi biraz çabuk tutun. Ülke sürekli göç alıyor. Yakında oturulacak ev kalmayacak. Bence sen de bir an önce satmaya başla bu evleri abi. Niye? Ev fiyatları düşecek gibi mi? Yok. Bina her an çökecek gibi. Benim anlamadığım böyle binalara nasıl oturabilir rapor veriyorlar? Bu mu söylemiştik? Bir hafta oldu. Neden hala gelmedi? Aradım ben az önce abi. O kadar çok deniz kumu kullanılıyormuş ki inşaatlarda. Deniz kumu bulmakta zorlanıyoruz dedi adam. Hatta bazı plajlar deniz kumu olmadığı için kapatılmış. Peki tula buldunuz mu? Belirlediğiniz bütçede bir yer var ama... Aması ney? Tuğlalar o kadar kalitesiz ki kamyona yüklenirken bile kırılıyor. O zaman yapacağımız şey belli. Sağlam tuğla satan bir yerden alacağız değil mi? Yok. Bir sonraki inşaatı tuğla fabrikasının hemen yanına yapacağız. Böylelikle o tuğlaları kırılmadan alabileceğiz. Bu arada öğlen yemeğini de kaldırıyoruz. Bütün işler kendi yemeklerini evlerinden getirecek artık. Murat! Abi hadi inşaatı malzemelerinden çalıyorsun. Ona alıştık. Bari işçilerin yemeklerinden çalma. Karışma lan sen benim işime. İşçiler nerede? Moladalar şu an. Affedersin de ne molası bu saatte? Nargile molasındalar. Abi sen ucuza çalışacak işçiler bulun deyince biz de göçmenleri ise aldık. Daha ucuza çalışacak işçiler yok bu piyasada. Aferin lan, gözüme girmeye başladınız. En ufak kaliteli bir malzeme kullandığınızı duyarsam sizin için kötü olur. Vay be, adam yüzlerce bina dikti. Depremler, seller hep felaket deriz ya. Asıl felaket bunun gibi malzemeden çalanlar ve bunun gibi kanı bozuklara göz yumanlardır. Aha, yine geldi. Türkçe konuşma ha. Adam başka dil bilmiyor abi, anlasana. Beni ilgilendirmez. Türkçe bilmiyorum ben. Türkçe dışında bilmediğim bir şey daha var Arif abi. Neymiş o? İnsanlık.